arkadaşlar, 9. sınıf edebiyat 2. dönemin 1. yazılısı için yazılı provamıza başlıyoruz. Öncelikle yazılı konularımızı gözden geçireceğiz. Bu soruların çözümlerini birlikte yapacağız. Ardından da güzel bir şekilde yazılımıza gireceğiz. Fakat öncesine gelin, 2. dönemde 1. yazılıda hangi konulardan sorumluyuz? Hocalar hangi konulardan soracaklarını söylediler. Onların üzerinden bir geçelim. Ardından da hemen sorularla zaten pekiştireceğiz. Şimdi birincisinde roman, tiyatro konusundan sorumluyuz. Ve aynı zamanda bu konuların içerisindeki dil bilgisi konuları olan zarf ve zamiri bilmemiz gerekiyor. Burada tabii ki en ağırlıklı olarak sorular roman ve tiyatrodan gelecek. Ama zarf ve zamirle alakalı da bilgi eksiğimiz kalmamalı. Bununla alakalı bir parça verip bunun içerisindeki zarfları, zamirleri bize soracaklardır. Şimdi romanın özellikleri, roman ve hikaye farkı, konularına göre romanlar, akımlarına göre romanlar nedir bilmemiz gerekiyor. Birincisi, romanın hikayeden daha yoğun, daha uzun olduğunu biliyorduk. Bunu şöyle bir kere hemen tablomuzu çizelim. Fakat burada esas önemli olan şey şu. Roman, yaşanmış ya da yaşanabilir olayları anlattığı gibi aynı zamanda hikayeye benzer yönü bu. Daha uzun ve daha detaylı anlatıyor. Hatta demiştik ki roman 1 kilo limonsa hikaye ona eşdeğer bir C vitamin apıdır demiştik. Bu farkı da gözümüzden aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. Konularına göre romanlar tarihi romanlar olabiliyor, psikolojik romanlar oluyor, sosyolojik romanlar olabiliyor. Akımlarına göre klasik romanlar, romantik romanlar oluyor. Hatta bunlarla alakalı size anlatmıştık. Nasıldı? Klasik romanlar, yani klasisizm akımına yazılmış romanlarda olması gereken evrensel tipler anlatılıyordu. Romantik romanlarda duygu ve düşünce ön planda olduğu için okuyucuyu yönlendiren, okuyucuya vatanseverlik, ulusçuluk gibi böyle veyahut da yanlış batılaşma gibi konularda bilgi veren, hatta olayın akışını kesip okuyucuyu bilgilendiren romanlar vardı. Realist romanlar en kaliteli romanlardı. Realizm akımındaki romanlarda gerçek real olduğu gibi aktarılıyordu. Naturalist romanlarda ise gerçeğin çirkin yönü okuyucuya verilerekten esasında okuyucu bir şekilde yönlendirilmeye çalışılıyordu. Ama en önemli unsuru, naturalist romanlarda karakterler yaşanılan çevreye konuşturuluyor ve adeta bu deneysel roman uygulanıyordu. Yani aynı koşullarda kim olursa olsun aynı ortamda aynı suçları işler gibi. Mesela Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnun romanındaki Bihter karakterinin hayatına sahip olan herkes aynı sonuçları doğurur gibi deneysel bir roman tarzında estirebiliyordu yazarlar. Veyahut da Bihter'in annesinin yaptığı hata Bihter de soya çekimle aynısını yapıyor şeklinde dile getiriliyordu. Bir de tiyatro konumuz vardı edebiyatta. Tiyatro ve tiyatro türlerine baktığımızda trajedi, komedi ve dram arasındaki farkı bilmemiz gerekiyordu. Trajedi, hatta şöyle trajedi T diyelim, komediye K diyelim, drama da D diyelim. Şimdi bunların arasındaki en büyük fark, burada 3-1'lik kuralı var. Bakın şöyle 3-1 yazıyorum. 3-1. Burada 3-1'lik kuralı var ama burada yok. Nedir bu kural? Mekan, zaman ve olay birliğiydi. Eski Yunan tiyatrosunda trajedi, komedi ve dramda adamlar antik tiyatroda perdesiz bir şekilde önce bir koro halinde bir şeyler söylüyorlardı. Sonra ardından son sahne canlandırılıyordu. Ama dramda artık perde olduğu için tiyatro sahnesinde perde açılıp kapanıp yeni bir zaman, yeni bir olay, yeni bir mekan olabiliyordu. Dolayısıyla 3-1'lik kurala uyma zorunluluğu yoktu. Trajedide ders verme amacıyla hayatın acıklı yönleri vurgulanırken, komedide sıradan insanlar, halk, hayatın gülünç yanları vurgulanıyordu. Dram ise bildiğimiz tiyatro. Hayatın her anı olabiliyordu. Yani burada sadece aristokratlar, soylular, tanrılar varken burada halk vardı. Burada ise her ikisi de olabiliyordu. Dolayısıyla dram dediğimiz şey esasında bildiğimiz tiyatro. Entrika komedisi, töre komedisi, karakter komedisi gibi türleri de hocanız sorabilir. Mesela Şinasi'nin yazdığı Şair Eğlenmesi bir töre komedyasıydı. Bunu da aklımızdan çıkarmamız lazım ki o da zaten edebiyatımızdaki ilk yazılı tiyatro. Tiyatro terimlerinde işte suflör, böyle arkadan bize söyleyen kişi veyahut da tirat, uzun konuşma veya pandemonim, sözsüz tiyatro gibi kavramları da bilmemiz lazım. Zarflar ve zamirlere baktığımızda zarflar fiillerin anlamını tamamlıyordu. Mesela diyelim ki şöyle düşünelim. Konuşuyor demeyeyim mi? Koşuyor diyelim mesela. Koşuyor bir fiil. Hızlı koşuyor dediğimizde durum zarfı oluyor. Yarın koşuyor veya her gün koşuyor dediğimizde zaman zarfı oluyor. İçeri koşuyor, dışarı koşuyor dediğimizde yer yön zarfı oluyor. Ama içeriye koşuyor dersek veya dışarıya koşuyor dersek çekim eki alınca zarflıktan çıkıyor, isim oluyordu. Az koşuyor, çok koşuyor dediğimizde miktar zarfı oluyordu. Nasıl koşuyor, ne zaman koşuyor, niye koşuyor dersek de soru zarfı oluyordu. Zamirlere baktığımızda ise mesela Ali mutluydu diyelim. Ali çok mutluydu. Şimdi bu cümledeki isim hangisi? Ali sözcüğü, özel isim. Ali'nin yerine biz farklı farklı kelimeler, yani zamirler kullanabiliyorduk. O çok mutlu dediğimizde şahıs zamir oluyordu. Ali kendisi gelmiş dediğimizde dönüşlük zamir oluyordu. Şu çok mutluydu dediğimizde yine işaret zamir oluyordu. Veyahut da birileri çok mutlu
Bazısı çok mutlu, hepsi çok mutlu, kimisi çok mutlu gibi belgesiz zamirler de olabiliyordu. Kim çok mutlu dediğimizde soru zamiri oluyordu. İşte seninki, yani işte sınıftaki arkadaşın var ya senin Ali, yani seninki çok mutlu dediğim ki ilgi zamiri oluyordu. Yine arkadaşım, benim arkadaşımdaki iyilik iki de iyilik zamiri oluyordu. İlgi ve iyilik zamirleri ek halindeki zamirlerdi. Şimdi güzel bir giriş yaptık, hemen ilk sorumuzla devam edelim. Soruları parçaya göre cevaplayınız diyor. Bu tarz sorularda önce parçayı okuyup sonra sorulara geçerseniz vakit kaybedersiniz. O yüzden öncelikle sorulara bakmamız lazım. Diyor ki parçada boş bırak, cümlelerde boş bırakılan yerlere bu parçanın hareketle uygun ifadeleri koyunuz demiş. Tamam. Nokta nokta ve nokta anlatım biçimlerine başvurulmuştur diyor. Anlatım biçimleri neydi arkadaşlar? Öyküleme vardı, betimleme vardı, tartışma vardı, açıklama vardı. Bunlardan birini bulacağız. Parçada anlatıcı nokta nokta kişidir diyor. Ya birinci kişi olacak ya üçüncü kişi olacak. Yaptım, ettim, yaptık, ettik derse birinci kişi olacak. Yaptı, etti, yaptılar, ettiler derse üçüncü kişi olacak. Parça nokta nokta bakış açısıyla yazılmıştır. Burada da gözlemci bakış açısı, kahraman bakış açısı, bir de tanrısal yani ilahi bakış açısı olacak. Bunlar da ne olduğunu zaten parça okurken sizlere söyleyeceğim. Sonra da zamir türleri var. Oraya geçmeden hemen o zaman parçamızdaki ana düşünceden ziyade anlatıcılara yoğunlaştığı için parçamızı okuyalım. Şimdi küçük çocuk dürbünü ufka çevirdi ve birden nefesini tuttu bak. Çevirdi, tuttu diyor. Dolayısıyla burada üçüncü kişi ağır basıyor. Gemiyi görür görmez her şeyi unutmuş gibiydi. İnsanlar ışıklı gölün masmavi yüzeyinde büyük beyaz gemiyle süzülüp geliyorlardı. Onları görünce hey güzel gemi, hey sıra sıra bacaları olan uzun güçlü güzel gemi diye seslendi. Sanki gemiyi birileri iple çekiyormuş gibi denize dümdüz ilerliyordu. Çocuk alelacele gömlenin ucuyla dürbünün camını sildi, güzelce ayarladı. Şimdi gözleri daha net görüyordu. Şimdi bir kere buraya kadardan hemen şunu söyleyebiliriz. Tuttu, geliyorlardı, seslendi, ilerliyordu, görüyordu, koşuyordu gibi ifadelerden biz parçada anlatıcının üçüncü kişi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Niye? Çünkü yaptı, etti, gitti dedik. Devam edelim. Parça hangi bakış açısıyla yazılmıştır diyor, ona da bakalım. Şimdi gözleri daha net görüyordu. Gözleri beyaz ve heybetli gemiye içinden taşan heyecanla koşuyordu sanki. Hayallerinin rüzgarında kendini kaybetmişti. Geminin dalgaların etkisiyle hafifçe sallandığını, gerisine bıraktığı köpüklü izi hissediyordu artık. Bazıları el sallıyordu güverteden. Çocuk gözünü ayırmadan derin düşüncelerle hayran hayran bakıyordu ona. O büyük, heybetli beyaz gemi. Şimdi burada şunu söyleyelim öncelikle. Bir olay anlatıldığı için parçada öyküleme anlatım biçimi var. Ve aynı zamanda bir şeyler gözümüzde canlandırıldığı için, çocuk tasvir edildiği için, bu ortam, bu an tasvir edildiği için betimleme yani tasvir var diyebiliriz. Anlatım biçimleri olarak buna başvurabiliriz. Üçüncü kişiyi söyledik. Bakış açısına baktığımızda üç tane bakış açısı var. Gözlemci bakış açısı olayı uzaktan gözlemleyecek. Burada bir gözlem var, tamam. İkincisi kahraman bakış açısı. Orada zaten nefesimi tuttum, gemiyi görür görmez unutmuş gibiydim. Ben yaptım, aşırı suya atladım gibi. Ben yaptım, ben ettim gibi şeyler olması lazım. Burada kahraman bakış açısı yok. Peki gözlemciyle ne karışabilir? Hakim yani tanrısal, ilahi bakış açısı olabilir. Burada gemiyi görür görmez her şeyi unutmuş gibiydi diyor. Bak içinden geçenleri biliyor, unuttuğunu bilebiliyor. Sonra ne diyor? Başka ne diyelim mesela? Gözleri beyaz etli gemi içinden taşan heyecanla koşuyor sanki. Hayallerinin rüzgarında kendini kaybetmiş diyor bak. Bir insanı dışarıdan gözlemlerken onun hayallerinin rüzgarında kendini kaybettiğini ancak Allah bilebilir. İlahi bakış açısı. Geminin dalgaların etkisiyle hafifçe sallandığını gerisine bıraktığı köpük izi de hissediyordu artık. Çocuk gözünü ayırmadan derin düşüncelerle bak. Düşüncelerin derinliğini de bilebiliyor. Dolayısıyla burada hakim bakış açısı veyahut da tanrısal, ilahi bakış açısı vardır diyebiliriz. Bu tarz bakış açısını bir kez daha söylüyorum. Bak kalemi masaya bıraktı. Sonrasında işte başka ne olabilir? Kapağını kaleme taktı. Bu gözlemci bakış açısı. Kalemi masaya bıraktım. Sonrasında kapağını taktım. Bu kahraman bakış açısı. Kalemi masaya bırakırken zihninden geçmişte yaptığı olaylar geçti. Bu da hakim, ilahi, tanrısal bakış açısı. Niye? Adamın zihninden geçenleri nereden biliyor diyebiliriz. Şimdi parçadaki zamirleri bulup türlerini karşıdaki boşluğa yazınız diyor. Hemen zamirlerin ne olduğunu anlatmıştık ama bir kez daha buradan üzerinden geçerken gösterelim. Küçük çocuk derken burada küçük sıfat çocuk isim. Dürbün ufka çevirdi. Dürbün isim, ufka isim, çevirdi fiil. Ve bağlaç birden zarf. Nefesini isim tuttu fiil. Gemiyi isim görür görmez zarf. Her şeyi bak. Şey burada isim, buna dikkat edin. Her sıfat unutmuş fiil gibiydi edat. İnsanlar isim ışık gölün mavi yüzeyinde. Işık gölün yani isim masmavi sıfat yüzey isim. Büyük beyaz gemi sıfat sıfat isim ile edat süzülüp geliyorlardı. Süzülüp zarf geliyorlardı fiil. Onları görünce işte burada onları sözcü bir zamir. Onları sözcü tabii ki de ne zamiri? Şahıs zamiri, kişi zamiri. O zaman buraya onları yazıp hemen yanına da şahıs
zamiri diye notumuzu alıyoruz. Hey güzel gemi, hey sıra sıra bacalar olan uzun güçlü güzel gemi dedi. Hey ünlem güzel sıfat gemi isim, hey ünlem sıra sıra bacaları sıfat isim sıfat yine uzun sıfat güçlü sıfat güzel sıfat gemi isim diye seslendi. Burada yine seslendi sözcüğünün fiili olduğunu görüyoruz. Diye sözcüğü yine zarf. Sanki zarf gemiyi birileri, ha birileri bak. Birileri sözcüğü de belgisiz zamir. Hemen birileri sözcüğünün de belgisiz zamir olduğunu buraya not düşüyoruz. Belgisiz zamir. Niye? Kim? Birileri. Belli değil yani. Hatta bunu şöyle de örnekleyebiliriz. Diyelim ki bir tane adam düşünüyoruz, tamam mı? İçeriye Ali girdi. Ali özel isim. İçeriye o girdi. O şahıs zamiri, kişi zamiri. İçeriye biri girdi, belgisiz zamir. İçeriye şu girdi, işaret zamiri. İçeriye kim girdi, soru zamiri. İçeriye kendisi girdi, dönüşürlük zamiri olduğunu bilmemiz lazım. Şimdi devam ediyoruz. Denize dümdüz ilerliyordu. Çocuk alelacele gömleğinin isim, alelacele zarf, gömleğinin ucu isim isim, dürbünün camını isim isim sildi fiil. Güzelce ayarladı, güzelce zarf ayarladı fiil. Şimdi zarf gözleri isim daha net görüyordu. Görüyordu fiil, net görüyordu zarf. Daha da tabii ki zarf netliğin miktarını bildiriyor. Gözleri isim beyaz ve heybetli gemiye, sıfat bağlaç sıfat gemiye isim. İçinden taşan heyecanla, nasıl heyecan? İçinden taşan heyecan. İçinden isim ama taşan sıfat. Heyecanla zarf koşuyordu fiil. Sanki yine zarf. Hayallerinin rüzgarında isim isim kendini kaybetmiş. Bak yine kendini diye bir zamirimizi yakaladık. Hemen kendini sözcüğünü buraya yazıyorum. Ve dönüşlülük zamiri olarak notumu alıyorum. Dönüşlülük zamiri. Hop hop buraya yazdık. Güzel. Ben diğer sözcükleri de söylüyorum hızlı hızlı. Anlatmıyorum ama niye? Çünkü hani siz onu karıştırdıysanız diye. Kaybetmişti fiil. Geminin isim, dalgaların etkisi, isim isim. Hafifçe sallandığını, zarf fiilimsi. Gerisine bıraktığı köpüklü izi hissediyordu artık. Gerisinde isim, bıraktığı sıfat fiil, köpüklü iz, sıfat isim. D'ye bağlaç hissediyordu fiil, artık zarf. Bazıları el sallıyor. Heh, bazıları yine belgisiz zamir. Bazıları el sallıyor diyor. Kim? Bazıları. Belgisiz zamir olarak bunu da buraya not düşebiliriz. Bazıları el sallıyordu. El sallamak yine bileşik fiil. Güverteden isim. Çocuk isim gözünü ayırmadan zarf. Gözünü isim ama ayırmadan zarf fiil olduğu için gözünü ayırmadan zarf. Derin düşüncelerle sıfat isim. Hayran hayran bakıyordu. Zarf fiil ona. Ona derken yine gemiye bahsettiği için işaret zamiri oluyor. Sakın onayı insan yerine geçiyor deyip kişi zamiri yapmayın. Yani onu dershanede gördüm. İşte onu çok seviyorum. İşte onunla dün konuştuk. Bunlar kişi zamiri. Ama onu masanın üzerine bıraktı. Bu bir insan olabileceği için işaret zamiri olmuş oluyor. Bu soruyu da tamamladık ve şimdi yeni bir soruyla devam ediyoruz. Aşağıda verilen romanları konusuna göre eşleştirip başındaki harfi tablodaki boş bırakılan kutucuğa yazınız diyor. Tamam yazalım, sıkıntı yok. Şimdi Küçük Ağa Tarık Buğra'nın Cumhuriyet döneminde yazdığı bir eser. Bu eserde tarihi bir roman oluyor. Neden? Cevabımız burada ne diyeceğiz? A seçeneği tarihi romanın yanına gelecek. O zaman şöyle A'yı yazıyorum. Kurtuluş Savaşı'nı ele alan bir roman. Hatta romanın içerisindeki Küçük Ağa Kurtuluş Savaşı'na farklı bir açıdan bakmamızı sağlıyor. Yaban'a baktığımızda Yaban tezli roman. O yüzden buraya B'yi yazıyorum. Yaban karakteri Ahmet Celal Kurtuluş Savaşı döneminde aydın halk çatışmasının tezini vurguluyor. Yani köylüler, halk bu aydına, öğretmen olarak köye gelen adama yabancısın sen, yabansın diyorlar. Burada Yakup Kadri bir tez veriyor. Yani köylü gerçeğini vurgulamaya çalışıyor. Hatta birçok yazar, birçok romancı yabandan geliyoruz derler. Yani yaban ekolünden geliyoruz. Şimdi devam ediyorum. Monte Cristo Kontu bu bir macera romanı, serüven romanı. O yüzden buraya hemen C'yi yazabiliriz. Şöyle C'yi yazalım. Tamam. Ne diyoruz? Bir dakika. Monte Cristo Kontu macera romanı. Çok güzel. Eylül'e baktığımızda Eylül ilk psikolojik roman. O yüzden buraya da D'yi yazıyorum. İzlanda Balıkçısı'da ilk egzotik roman. Şimdi bunlardan biraz bahsedelim. Bilhassa Eylül önemli. Neden? Çünkü Eylül romanında Sert Fünun döneminde Mehmet Rauf tamamen realist bir ölçüde Suat Hanım Süreyya Bey üzerinden bir yıpranan bir evlilik hikayesi ve sonrasında yeğeniyle yaşadığı gizli aşk ve sonunda köşkte yanıp bitmeleri anlatılıyor. Fakat burada o kadar derin psikolojik tahliller var ki bu ünlüyle Mehmet Rauf'un Eylül adlı romanı ilk psikolojik roman kabul ediliyor. Tabi Tanzimat 2. dönemde Nazım'ın yazdığı Zehra adlı eserde ilk psikolojik roman denemesi olarak kabul edilebilir. Ama biz ilk psikolojik roman Mehmet Rauf Eylül diyeceğiz. Şimdi geldik başka bir soruya. Romanla ilgili verilen bilgilerden doğru olanların başına Denizli, yanlış olanların başına Yozgat yazınız diyor. Tamam yazalım.
Romanda olaylar zinciri söz konusu iken hikaye tek olay üzerine kurulur. Evet, bu doğru. Kolay bir soru. Hikayede şahıs kadrosu romana göre daha geniştir. Bu da yanlış. Niye? Hatırlarsanız hikaye şöyle oluyordu arkadaşlar. Hikayeyi şöyle gösterelim. Hikaye şöyle oluyordu. H yazıyorum. Roman ise böyle oluyordu. Tamam, romanı da böyle yazalım. Bak, roman nasıl? Yani kalın. Roman kalın olduğu için, romanda şöyle yazdık. Roman kalın olduğu için diyeceğiz ki romanda şahıt kadrosu hikayeye göre daha genişleteceğiz. Dolayısıyla bu yanlış oluyor. Romanda mekan ve kişi betimlemeleri hikayeden daha ayrıntılıdır. Evet, bu doğru. Zaten bakın, roman kalın. Romanda mekan hikayeye göre daha az ve kısıtlıdır. Romanda mekan hikayeye göre daha az kısıtlı. Yani daha geniştir demek istiyor. Burada laf oyunu yapmış. Bu da yine doğru. Roman daha kalın. Bunu bilmemiz lazım. Geldik başka bir soruya, başka bir heyecana. Boşluklara tanım verilen anlatım tekniğinin adını yazınız. Bunlar Milli Eğitim'in en son yayınlanan kitaplarında olan teknikler. Dolayısıyla burada hocalarınız güncel olarak kitaptaki kazanımları, soruları takip ederlerse ve MEB'in testlerinde de bunlar geçtiği için bilmemiz gerekiyor. Hatta ÖSYM bile bu sene üniversite sınavlarında bunlardan sorabilir diyoruz. Bakalım. Metindeki kişilerle ilgili ayırt edici özelliklerin verilmesi, kişi tanıtımı. Bunu aklımıza tutması, bilmesi çok kolay. Sadece bu terimi iyi bilmemiz lazım. Kişi tanıtımı tekniği. Olaylar anlatıcı tarafından anlatılır. Burada olay anlatımı. Tamam, bu da kolay. Bunda da bir sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Öğrenmesi kolay. Kronolojik akışın kırılarak geçmişe dönülmesi tekniğidir. O zaman buna da geriye dönüş diyebiliriz. Yani bir anda olaylar ilerlerken bir anda adamın çocukluğuna dönebiliyor. Anlatıcının olay ya da kişiler hakkında özet bilgi vermesi. Bu özetleme. Bunun da tanımlaması son derece basit ve rahat. Bir eserin biçim ve anlatım özelliklerinin taklit edilmesi. Bu da pastiş, yani hani bir kadının saçını alıp postiş yapıyorlar ya, burada da öyle düşünebilirsiniz. Pastiş yapıyorsun. Ünlü bir romanın içerisindeki bir bölümü alıp koyuyorsun. Hatta filmlerde oluyor ya, bir filmin içinden bir sahne alıp koyuyorlar. Eski meşhur bir filmden. Aa diyorsun, o filme gönderme yapmış. Kişilerin iç dünyalarını anlatıldığı psikolojik tahlil tekniğidir. Bu da iç çözümleme olarak karşımıza çıkıyor. Bunlardan birçoğunu mutlaka çalışmalısınız. Hatta bununla alakalı biz sizlere kitabımızda da bununla alakalı detaylı bilgiler verdik. Birazdan ödev de vereceğim. Bakın burada, bu sayfada göstereyim. Sayfa 122'de geriye dönüş, iç çözümleme, özetleme, kişi tanıtımı, olay anlatımı, pastiş, parodi, ironi. Bunlara mutlaka çalışmalısınız arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bunlarla alakalı ödev vereceğiz. Şimdi trajedi ve dramı karşılaştırmamızı istemişler. Karşılaştıralım, sıkıntı yok. Şimdi öncelikle şunu bilelim. Hatırlarsanız trajedi ve komedi antik tiyatrolarda, Yunan tiyatrosunda oynanan oyunlardı. Ve üç birliği kuralı vardı. Üç birliği kuralı uyulması zorunluydu. Dram ise bildiğiniz günümüzdeki tiyatroydu. Perdeler vardı. Perde açılıp kapanıyordu. Yeni bir olay, yeni bir zaman, yeni bir mekan olup. Dolayısıyla üç birliği kuralı uyma zorunluluğu yoktu. O zaman trajedide böyle bir sahne canlandırın zihninizi. Adamlar böyle oynuyorlar. Hiç perde merde yok. Bunların hepsi izleyici. İzleyiciler böyle stadyumdan bakar gibi izliyorlar. Burada ise izleyiciler burada ve perde kapanıp açılabilir. Dolayısıyla trajedide üç birlik kuralına uyulur. Uyulması zorunlu zaten. Ama dramda üç birlik kuralına uyulmaz. Yani uyma zorunluluğu yok. Uyma zorunluluğu yok. Zorunluluğu yok diye şöyle notumuzu düşelim. Şimdi trajedide kişiler yüksek zümre ve olağanüstü kişiler. Yani böyle tanrılar, mitler, olağanüstü kişiler. Ama dramda kişiler yüksek zümre de olabilir. Halktan da olabilir. Yani herkes olabilir. Yani tiyatroda herkes kişi olabilir. Konu tarih ve mitolojiden alınıyor trajedide, ama drama baktığımız, yani bildiğimiz tiyatroya baktığımızda konu tarihten olabilir ya da günlük hayattan da olabilir. Yani hemen hemen her şey konusu olabilir, ama trajedide daha belirgin bir şekilde böyle tanrılar, mitoloji, soylar anlatıldığını söyleyebiliriz. Trajedide kusursuzluğun, aklın ve sağduyunun ön planda olduğu klasisizmden etkileniliyor. Ama drama baktığımızda coşku, duyguların net bir şekilde vurgulanması olan romantizmden etkileniyor diyebiliriz. Trajedi 5 perdeden oluşuyor. Bu perdelerde şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Birincisi arkadaşlar, burada perde dediği esasında epizod, bölüm, yani böyle bildiğiniz perde yok. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Adamlar şimdi birinci diyelim ki bölüm, esasında epizod diyelim de burada perde deyince sakın zihninize şey canlanmasın. Bildiğimiz tiyatrolardaki perde canlanmasın. Açılıp kapanan perde yok. Düşünsenize, stadyumdan izliyorsunuz. Ama burada anlatılan şey şu. Şimdi diyelim ki birinci bölümde adamlar bir şeyler söylüyorlar, söylüyorlar, anlatıyorlar. Sonra ikinci bölüme geçerken, hani normal tiyatroda perde kapanır açılır. Birinci perde, ikinci perde dersin. Burada perde açılıp kapanmıyor. Koro çıkıp şarkılar söylüyor. Koro çıkıp şarkılar söylüyor. Ardından üçüncü bölüme geçiliyor. Yani ama biz buna perde diyoruz. Fakat burada bildiğimiz perdeki perde açılıp kapanıp yeni bir sahne, yeni bir mekan, yeni bir zamana geçmesi imkansız. Onu
korayla sağlıyorlar. Demek ki buradaki perdeden kastımız bölüm. Birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm, toplam 5 bölüm var. Bu bölümler arası geçişte koroyla sağlanıyor. Bunu da bilelim. Burada ise perdeyi kapatıyorsun. İçeride adamlar değiştiriyorlar, tezgahları kaldırıyorlar, işte mekanı değiştiriyorlar, zamanı değiştiriyorlar. Ve yeni perde açıldığı zaman yeni bölüm başlamış oluyor. Ve üç birlik kuralına dolayısıyla uyulma zorunluluğu yok. Perde sınırı burada yok tabii ki. İstediğimiz kadar bölüm, istediği kadar perde yapabiliriz. Devam edelim. Burası şiir şeklinde yazılıyor. Manzum olarak yazılıyor. Ve manzum mensur karışıktır. Bunu da bilmemiz gerekiyor dramda. Yani şiir şeklinde de olabilir, düz yazı şeklinde de olabilir. Şimdi geldik başka bir soruya. Aşağıda tanımları verilen tiyatro terimleri nelerdir? Boş bırakılan yerlere yazınız demiş. Şimdi birincisi, tiyatroda kişilerin birbirine karşı söyledikleri uzun soluklu, coşkulu sözlere biz tirat diyoruz arkadaşlar. Uzun soluklu söz diyebilmeniz de yeterli. Rol gereği yapılan el, kol ve beden hareketleri ise tabii ki de jestler. Mimik yüz ifadeleri, yani şöyle yüzümüzle yaptığımız şeyler mimik oluyor. Oy bi, o bi diye şöyle. Bu mimik ama el, kol hareketleri jest. Devam ediyorum. Metin dışı, o an aklına geldiği gibi hareket etmek, yani doğaçlama yapmak da tabii ki tuluat anlamına geliyor. Doğaçlama yapmak tuluat anlamına geliyor. Düşünceleri ve duyguları, eşya, dans ve yüz şekilleri anlatan sözsüz oyunda tabii ki pandomim. Bunu da bilmemiz lazım. Perde gerisinde unutulan sözleri fısıldayan kimse ise fısıldıyor, suflör diye zihninizde tutabiliriz. Şimdi geldik başka bir soruya. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir demiş. Bakalım. Şimdi nokta nokta komedisi insan kusurlarını belli tiplerden hareketle konu edinen türdü demiş. Evet, bu karakter komedisi. Buraya yazıyorum. Karakter komedisi. Bazı gelenek ve görenekleri eleştirel bir tutumla yansıtan türdür. Bu da töre komedisi. Seyirciyi güldürmek amaçlı merak uyandıracak şekilde düzenlenen türdür. Bu da entrika komedisi. Merak var yani, entrika acaba ne olacak diye. O yüzden doğru cevabımız Edirne seçeneği olmuş oluyor. Geldik ilk sorusuna. Şimdi aşağıdaki cümlelerde bulunan zarfları yay ayarış içine yazınız demiş. Ama öncesinde ben bu işlediğimiz konularla alakalı 0'dan 9'a edebiyat kitabımızdan birkaç ödev vermek istiyorum size zarfları pekiştirmeden önce. Öncelikle şiir, manzumeler, bunlar birinci dönemin edebi sanatlar, birinci dönemin konularıdır. Şimdi ise tiyatro ve roman konusuna yoğunlaşmamız gerekiyor. Birincisi, akımlarına göre romanlar ve konusuna göre romanları çok iyi çalışmamız lazım. Sayfa 118'e çalışmanız lazım arkadaşlar. Burada az önce sorduğumuz sorular da var. Bilim korgu romanları, polisi romanlar, tezli romanlar nedir bilmemiz lazım. Kahraman bakış açısı, hakim bakış açısı, gözlemci müşahit bakış açısı. Burayı da az önce sormuştuk ama bir kez daha çalışmanızı istiyorum. Yine sayfa 122'den soru geleceğini net bir şekilde size garantileyebilirim. Romanın tarihsel gelişimine de bakabiliriz. Sonrasında zamirler var. Zamirlerle alakalı kısım belli. Tiyatroda da bilhassa trajedi komedi dramın karşılaştırması, burada anlattığımız kısımla alakalı sorular. Bu tabloyu, 136 tabloyu iyi öğrenin ve sayfa 132 terimleri de güzel çalışırsanız, zaten zarfları da şimdi anlatacağız, güzel güzel yapmış olursunuz. Bir de tabii ki taktan da yine size ödevler vereceğim. Taktan vereceğim ödevlerde de yapacağınız şeyler esasında belli. Roman ve tiyatro kısımlarıyla alakalı hem bu testleri çözmek, yani sayfa 77'den sayfa kaça kadar, nereye kadar? Burada yazılı örneğimiz var. Bakın sizlere bir yazılı örneği de hazırladık. Sayfa 90'a kadar. Tiyatroda da yine sayfa 93'ten sayfa, buradaki testleri güzel güzel çözmek ve en sondaki yazılı örneğini, yani sayfa 108'e kadar tamamlamak. Bundan sonrası zaten size kalıyor. İnşallah sınavınızdan iyi bir not alacaksınız. Şimdi gelelim, zarfları açıklayalım. Sonrasında da bitirelim videomuzu. Şimdi aşağıdaki cümlelerde bulunan zarfları yay ayar içinde yazınız demiş. Bu büyük görkemli konağı çok beğendik. Şimdi bak, çok beğendik diyor. Ne kadar beğendik? Çok beğendik. Dolayısıyla bu bir miktar zarfı. Tamam. Çocuklar koşa koşa dışarı çıktı. Durum zarfı diye yazmışız zaten. Dışarı ise yer yön zarfı. Niye yer yön zarfı? Çünkü dışarıya olsa isim olurdu. Ama dışarı nedir? Yer yön zarfı. Bakın, eğer zarflar çekim eki alırsa, bilhassa yer yön zarfları çekim eki alırsa isimleşiyor. Bunu hocanız muhtemelen sınavda soracaktır. Bu kararı iyice düşünerek verdim. Nasıl verdim? İyice düşünerek verdim. Dolayısıyla bu da yine nasıl sorusuna cevap veren durum zarfı olmuş oluyor. Yolunu nasıl kaybettin? Nasıl sorusu yine soru zarfı olmuş oluyor. Beklediğimiz misafirler akşam üzeri geldi. Ne zaman geldi? Zaman zarfı olmuş oluyor. Dedem bayramda çocuklara harçlık verdi. Ne zaman? Bayramda verdi. Dolayısıyla yine zaman zarfı olmuş oluyor. O zaman şimdi artık ödevlerimiz belli. Konularımızla çalışacak. Hadi bakalım, ödüllü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın arkadaşlar.